Merhabalar. Balıkesir At Çiftliği'ne gidiyoruz hep birlikte bugün. Bir pazar günü. Küçük efendiler, kimisi at binecek, kimisi ok atacak. Ben acaba ok mu atsam? Ne diyorsun Ayberk'cim? Bence ikisini aynı anda yapabilirsin sen Sevgi Öyle abla. Öyle mi? Hep at üstünde ok atabilirsin. Ceylin'den tiyoları alırsın. Ceylin aynen. Sen de bir salla bakayım. At üstünde ok atmak benim işim. Hı hı. Ooo çok güzel. O zaman gidelim. Evet. Hanımefendiyi de gösterir misin? Tabii ki kraliçe. Bir saniye ben yolu tarif etmem lazım. Buradan sola döneceğiz. Çok güzel. Burada da atçılık ve okçuluk sporunun yapıldığı çok güzel bir yer. Burayı zaten Ceylin'den dolayı duymuştuk ve sürekli Ceylin'i takip ediyorduk. Çok güzel at eğitimi alıyor ve ata bindiği için merak edip burayı da geldik. Çok da enfes bir yer yapmışlar. Eğlenceli. Böyle, bu da su matarası galiba, ona benziyor. Çok güzel bir şey, değişik. Bu atların hepsi yarış atı. Çok güçlü. Asilliğine bakar mısın ya? İsimleri de var bak, şurada Yaman, Alguan. Evet. Alguan karşıda. Yaman da şurada. Bu benim bindiğim at dediğimizde. İsmi Bora. İsmi ne Ceylin'cim? İsmi Bora. Kahverengi bak. Değil mi Bora? Çok özledim ben seni. Haydi oğlan! Aferin Ceylin! Bu balaban. Alguan burada. Bu Alguan şuradaki balaban. Alguan'ın böyle hareketler bizi görünce bir anda değişti. Tamamen poz veriyor şu anda. Alguan asla bir şey yapmaz ama şimdilik çok terlemiş. Biraz yaklaşmasak iyi olur. Çok güzel. Şuradaki de tanıştır istersen. Yaman'a binmişti ilk defa. Yaman nerede? Evet. Satılmış Yaman. Öyle mi? Satılınca. Bu Ayaz. Evet. Ayaz'la da tanışalım. Market Yaman'ı Ayaz'ı. Çok tatlı. Çekiyor Furkan. Ona böyle yap. Çok tatlı ve hareketli. Cinsi ne acaba? Yorumlar. Ne zannettin? Evet. Bu ne acaba? Ay çok tatlısın ya sen. Anne, okey. Ben de
yapıyorum. Böyle dirilişte falan girerken çok merak ediyordum açıkçası. Ayakkabılarımı da çıkartıyoruz. Şöyle çadıra giriyorum. Buraya da tabii nasıl oturuyoruz? Bağdaş kuruyoruz güzel bir şekilde. Oturuyoruz. Çok güzel. Bak üstleri falan bakar mısın? İşte bu obanın neyi oluyordu? Obanın sahibi biziz artık. Obanın sahipleri. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Bu dirilişte falan var ya böyle çadır falan kuruyorlar. Evet evet evet. Çok benziyor. Işte. Bunlar örgü mü acaba yoksa post mu? Gerçek onlar canım. Post var yani her bir şey. Gerçek değil mi? Şurada bak eski Türk bayrağı var. Evet evet eski Türk bayrağı. Hatta şunun da bir anlamı vardı ama bu şekilde ne bir anlamı var. Bu mavideki örtünün de evet. Öyle. Mesela çadırlarda eskiden böyle güneş alması için falan yukarıdan o şeyi kullanırlarmış. Bu bildiğim kadarıyla eski sancaklardan birisi. Mavi değil mi? Evet bu bir sancak sembolüyle birlikte. Evet. Büyük ihtimalle atlı okçuluk yaptığı zamanlar eski Türk halklarının. Evet muhtemelen. Ha, at üstünde okçuluk inanılmaz güzel bir şey. Nasıl böyle konsantre, dikkatini nasıl yani odaklanmayı geliştiriyor? Tabii çocuklara zaten özel tavsiye ediyorlar. Tabii. At binmesi çok iyi o anlamda kendilerini geliştirmesi açısından. Çok güzel aynen. Yemekler hazırlanırken burada kazanlarla. Oba hemen orada. Yemekte böyle alttan ateşler yanacak. Yemek de koyacağız. Gel bakalım hadi Arda abla bizimle. Buraya da oturacağız. Burası tam keyif yeri değil mi? Tam keyif yapacağız böyle. Ateşi alttan yakıp. Evet. Çok güzel ya. Çok güzel bir çiftlik her yönüyle. Burada da ufak atımız var. Obamızda her şey mevcut. Koyun, tavuk, at ne ayarsan var. Ay çok tatlı. Koyunlar. Gel 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 kaçma kaçma. Buna çıkmasınlar dikkat edin ha. Annesi geliyor annesi arıyor herhalde. Hadi bakayım yerinize. Öyle meylemek falan yok. Evet evet. Anne diyor. Anne. Anne gelmiş. Annesi bir anda gelir. Yakalanmaz bence onlar ya. Çok ürkekler. İçeri girdiler mi? Tamam bunu ya, içeriden çıkartamayız. Annelerin yani. Yanına girdilerse çıkmaz. Aa emiyorlar. Çıksana. Annesi mi emiyor? Maşallah. Oldu. Yakışıyor ya. Bu çok iyi biniyorsunuz. Bu Abdullah birinci olmuş. Evet. Ne dedim ben de. Güzel. İnşallah başarıların devamını dileriz.